Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda Fatiha suresinin ikinci yarısını sizlerle paylaşacağım. Fatiha suresi iki ayrı bölümden meydana geliyor. Önceki programda birinci kısmını görmüştük. Kısaca meal olarak yine hatırlamamız gerekirse, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd, alemlerin Rabbinedir. Her türlü hamd, alemlerin Rabbine mahsustur. Er-Rahmanir-Rahim, o Rahman Rahim'dir. Maliki Yevmiddin, din gününün, hesap gününün sahibidir. Buraya kadar aslında tek cümle. Her türlü hamdü sena, alemlerin Rabbi, Rahman Rahim ve din günü yani hesap gününün sahibi olan Allah'adır. Buraya kadar olan kısım gıyabi olarak Cenab-ı Hakk'ı met etmek, ona hamdü senada bulunmak. Yani Allah'ım sen alemlerin Rabbisin demiyoruz. Gıyabi olarak onu hamdü senada bulunuyoruz. Devamında ise doğrudan hitap makamı, Allah'a hitap makamına yükselip orada diyoruz ki İyyâke nâbudu, yalnızca sana ibadet ederiz. Ve İyyâke nestaîn, ve yalnızca senden yardım isteriz. İhtinas sırâtal müstakîm, bizi sırat-ı müstakime hidayet et. Oraya sevk et. Peki bu nasıl bir yol? Sırat-ı'l-lezîne en'amte aleyhim, kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna. Gayril mağdûbi aleyhim, gadab edilenlerin yoluna değil. Velad-dâllin, yoldan sapanların yoluna da değil. Mealen kısaca böyle. İyyâke nâbudû derken işte ibadet, ibadeti Allah'a takdim etmek. İnsan mutlaka abd olacaktır. Göklerde yerde ne kadar varlık varsa illa etir rahmana abde, hepsi Allah'a, Rahman'a abd olarak gelir. Herkes Allah'ın kuludur. Ancak herkes bunun farkında değil. Bir kısım insanlar Allah'a ibadet etmek yerine bir takım putlara ibadet ediyor. Putlaştırılan şahsiyetlere ibadet ediyor. Veya kendi heva ve hevesini adeta mabut yapmış, ona ibadet ediyor. Ve hatta şeytana ibadet edenler var. Kur'an-ı Kerim bütün bu kesretten, başkalarına ibadet etmekten bizi kurtaracak bir esası burada bize gösteriyor. O da nedir? İbadeti sadece Allah'a yapmak. Ve bu noktada denilmiştir ki, مَنْ كَانَ عَبْدًا لِلّٰهِ لَا يَكُنُ عَبْدًا لِلْعِبَادِ. Yani kim Allah'a kul olsa kullara kul olmaz. Hatta bu noktada şunu da söylemek mümkün. Kur'an-ı Kerim niçin gelmiş? Peygamberler niçin gönderilmiş? İnsanları mahluka veya insana kul olmaktan kurtarıp tek Allah'a abd olmalarını sağlamak. Mesela askerde bir insan komutanın emirlerini yerine getirir. Ve komutan yat der yatar, kalk der kalkar, tüfek omza der, tüfeğin omzunu alır, ileri marş der, ileriye doğru gider. İnsan orada komutanın emri altında hareket eder. Bu askerliğin gerektirdiği bir durumdur. Başka türlü de bu yapılmaz. Bütün dünyada bu böyle yapılmaktadır. İşte her bir insan ben Allah'ın kuluyum, ben Allah'ın askeriyim diyebildiğinde Allah'ın emirlerini yapmak, yasaklarından kaçmak ona zor gelmez. Çünkü ibadet dediğimiz durum Allah'ın emrettiklerini yapmak ve yasaklarından kaçmaktır. Ve bu sadece ve sadece Allah'a yapılmalıdır. Bunu tevhid-i uluhiyet şeklinde ifade edebiliriz. Yani Allah mabut olmakta tektir. Şeriki yoktur ve arada aracıya ihtiyaç yoktur. Her bir insan doğrudan doğruya ibadetini Allah'a takdim edebilmeli. Hamdi Yazır şöyle söylüyor. İyyâke nâbudu diyebilmekten daha büyük bir hürriyet yoktur. Çünkü eğer Allah'a kul olmazsa kula kul olacaktır. Kulun emirlerini, ağasının, paşasının veya amirinin emirlerini adeta bir kulluk şuuru içerisinde yerine getirecektir. Tabii bu onların emirleri yerine getirilmez anlamında değil.
Ama onlara kul köle olmak, adeta ibadet edercesine onların uygun olmayan istekleri varsa bunu da yerine getirmek insanın izzet ve şerefine, haysiyet ve onuruna yakışmayan bir durumdur. Devamında ve iyyake nestaîn, Allah'ım yalnızca senden yardım isteriz. Burada yani sadece Allah'tan yardım istemek hassas bir nokta. Normal günlük hayatta biz yardımı sadece Allah'tan istemiyoruz. Diyelim ki ağır bir yük var ve arkadaşımıza diyoruz ki ucundan tut beraber kaldıralım. Bana yardım eder misin? Bu tevhide aykırı değildir. Yani biz yaratmanın Allah'a ait olduğunu, neticeleri var etmenin Allah'a ait olduğunu bileceğiz. Bu noktada yardımı Allah'tan isteyeceğiz. Yoksa sebepler dünyasındayız. Sebepler dünyasındayken sebeplere yapışmak ve bunun gereğini yerine getirmek o da bir görevdir. Nitekim sahabeden bir zat Peygamber Efendimiz'e ya Resulallah diyor, devemi sağlama bağlayıp, kazığa bağlayıp öyle mi Allah'a tevekkül edeyim yoksa bağlamadan mı? Peygamber Efendimiz deveni bağla sonra Allah'a tevekkül et diyor. Bu ince bir nokta. Yardım sadece Allah'tandır ama Allah'ın yardımı bazen sebeplerledir. O sebeplere de yapışmak gerekiyor. Devamında adeta bize şöyle deniliyor. Yani Allah'ım yalnızca senden yardım isteriz deyince ey kulum ne istersin? Biz de diyoruz ki ihtina sıratal müstakim. Sırat-ı müstakime bizi hidayet et. Burada sırat-ı müstakim dosdoğru yol. İnsan eğri yollara da sapabilir. Sırat-ı müstakim Allah'a götüren yol. Dengeli bir şekilde gideceğimiz yol. Dünyada da ahirette de bizi mutluluğa ulaştıracak yol. Ve bu ifrat tefritle bu yoldan çıkma olabilecektir. Ama biz tam bir istikameti istiyoruz. O da dosdoğru bir yolu Allah'tan talep etmek oluyor. Buradaki ihtina bizi böyle bir yola hidayet et anlamında. Bizi sevk et. Allah'ın isimlerinden bir tanesi Hadi. Yani o hidayet edendir. Yol gösterendir. Allah-u Teala mahlukatına yol gösterir. Rabbunellezî âtâ külle şeyin halga sümme hedâ. Rabbimiz o Allah'tır ki her şeyi yaratmış ve aynı zamanda yol göstermiştir. Yani denizde balıkların bile bir güzergahı var. Havada göçmen kuşların güzergahı var. Allah onlara yol gösteriyor. Diyelim arıları Allah-u Teala kendi haline bırakmıyor. İçlerinden reisleri, reiseleri oluyor. Karıncalar kendi halinde olmuyor. Onların lideri oluyor. Bunlara bu şekilde lider belirleyen Allah-u Teala insanlara da peygamberleri göndermiştir. Peygamberlerle yol gösterir. Kitaplar indirmiştir. Emirlerini, yasaklarını burada bildirir. Öte yandan afakta ve enfüste deliller nasip etmiştir. Yani kainatın tamamı bizi Allah'a götürecek delillerle dopdolu. Bunlarla bize hidayet etmiştir. Ve bir de bizlere akıl vermiştir. İnsan aklını iyi bir şekilde kullandığında, aklı selim olarak kullandığında gerçekleri görebilecektir. Öte yandan Allah-u Teala'nın ilham etmesi vardır. İnsan bunaldığında, daraldığında, bir çıkış yolu, çözüm yolu bulamadığında Allah'a iltica etse Allah ona yol gösterecektir. Bu sadık rüyalarla olabilir, kalbe ilka edilen bir takım manalarla olabilir. Bu şekilde Allah-u Teala'nın hidayet etmesi var. Peki biz Allah'tan neyi istiyoruz? Sırat-ı müstakimi. Sırat-ı müstakim aslında dinin tamamıdır. Dinin ölçülerinin tamamını içine alır. Hayatımızın devam etmesi için Allah-u Teala bizde kuvve-i şehviye, kuvve-i gadabiye, kuvve-i akliye bunları derc etmiş. Şehvet isteklerimizi elde etmek için bize verilmiş. Gadab zararlardan kurtulmak için bize verilmiş. Akıl bunları dengeli kullanabilmemiz için verilmiş. İşte insandaki şehvet, gadab, akıl kuvvetleri
ifrat tefrit gibi aşırı uçlarda kullanılabilir. Aklın bile lüzumsuz kullanılabileceği durumlar var. Adam aklını dalaverede kullanıyor. İnsanları aldatmakta kullanıyor. Akıl gibi nurani bir cevher bile kötü yönde kullanılabiliyor. İşte biz sırat-ı müstakimi isterken bunları dengeli kullanmak. Gerek aklı, gerek şehveti, gerek gadabı dengeli kullanmak. Bunu Allah'tan istiyoruz. Devamı bunun biraz açılımı gibi. Sırat-ı'l-lezîne en'amte aleyhim. Yani kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna bizi sevk et. Acaba kendilerine nimet verilenler kimlerdir? Kur'an-ı Kerim bir bütün ve Kur'an-ı Kerim ayetleri birbirini tefsir eder. El-Kur'an yufessir ba'duhu ba'da kitaplarımızda geçer. Kur'an'ın bir kısmını tefsir etmektedir. Bunun misallerinden birisi bu kısımla alakalı. İşte Nisa suresinde geçen bir ayette Ulaike ma'allezine en'amallahu aleyhim. İşte onlar Allah'ın kendilerine nimet ettiği kimselerle beraberdir. Minen nebiyyin, peygamberler ve sıddıkın, sıddıklar ve şühede ve şehitler ve salihin, salih insanlar. Ve hasune ulaike refika, arkadaş olarak bunlar ne de güzeldir. Burada peygamberler, sıddıklar, şehitler, salihler ve bunlara beraber olmak nazara verilmiş. Dolayısıyla Allah'ın özel nimetine sahip, istikametli yolda giden kimseler başta bunlardır. Biz Fatiha'yı okurken bunu Allah-u Teala'dan istemiş oluyoruz. Allah'ın bizi onların yoluna ilet. İşte peygamberler derken başta peygamberimizin gittiği yol, sıddıkın derken Ebu Bekir'i sıddık gibilerin gittiği yol, şüheda derken ilk üç halife şehit olmuştur, o gibi zatların gittiği yol, salihin derken de her insanın salih olmadığı, iyi işler yapmadığı ortada. İyi işler yapan, düzgün iş yapan, kötülüklerden uzak kalan kimselerle beraber olmayı Allah-u Teala'dan istiyoruz. Devamında şunlardan da olmak istemiyoruz. Gayril mağdubi aleyhim, gadab edilenlerden değil. Velat dalin, yoldan sapanlardan da değil. Burada ince bir nokta şu. Nimet verilenlerin yolunu istiyoruz. Orada nimeti Allah'a nispet ettik. Sen onlara nimet verdin. Bizi de onların yoluna sevk et dedik. Ama gadab edilenlerin derken sen onlara gadab ettin demedik. Çünkü bunlar yani netice itibariyle kendileri yoldan sapmışlardır. Tabiri caizse belalarını istemişlerdir. Neticede arayan buluyor ve o şekilde yoldan çıkmışlardır. Kur'an-ı Kerim bize şu edep dersini verir. Sana gelen her bir iyilik Allah'tandır, kötülük ise nefsindendir. Dolayısıyla nimete mazhar olmak Allah'tandır ve bu Allah'a nispet edilir. Ama gadaba maruz kalmak veya yoldan sapmak, bunlar bizim kendi kusurlarımızdır. Bunları Allah'a nispet etmemiz uygun değildir. Ama yaratma noktasında Allah hayrın da şerrin de yaratıcısıdır. Hayrı da o yaratır, şerri de o yaratır. Ama biz biliriz ki mesela sağlık Allah'ın bize özel bir lütfu, nimetidir. Hasta olmak bizim tedbirsizliğimizdir. Daha bunun gibi mesela Allah bize ilim kapasitesi vermiştir. İlim sahibi olmamız Allah'ın bir nimetidir. Ama cahil kalmak bizim kendi kötü tercihimizdir. Bu noktada ilmi Allah'a nispet ederiz ama ya Rabbi sen beni cahil bıraktın demek başka bir cahillik olur. Beni yoldan saptırdın demek başka bir yoldan sapma olur. Nitekim iblis kendi iradesiyle Allah'a karşı çıkmışken febime avvayteni diye kendi yoldan sapmasını Allah'a nispet etmiştir. Halbuki Hazreti Adem ve eşi Havva ya Rabbena biz nefsimize zulmettik diye doğrudan hatayı kendilerine vermişlerdir. İşte gadab edilenlerin yoluna bizi sevk etme diyoruz. Acaba gadab edilenler kimler? Devamında yoldan sapanların gittiği yola da bizi sevk etme. Acaba yoldan sapanlar kimler?
Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bunu açıklarken Yahudiler gadab edilenlerdir, Hristiyanlar yoldan sapanlardır diye açıklıyor. Burada ince bir nokta var, göz ardı edilen ince bir nokta. Bir kısım zatlar tefsirlerinde bunu açıklarken sadece bu rivayeti verirler ve bununla ayeti açıkladıklarını zannederler. Bu eksik bırakmak olur. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu türden açıklamaları tahsis için değil temsil içindir. Yani gadab edilenleri görmek mi istiyorsunuz? Peygamberimiz Yahudilere bakın demiştir. Allah'ın gadabına maruz kalmışlar, haddi aşmışlar ve netice itibariyle taraf ilahiden ceza verilmiş. Bu noktada Allah'ın onlara gadab ettiği Kur'an ayetlerinde de yer alıyor. Gadab edilen bir topluluk. Ama gadab edilmek onlara mahsus değil. Mesela bir kimse, bir mümin bir başka mümini öldürdüğünde ayette şöyle anlatılıyor. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاهُ جَهَنَّمْ. Kim bir mümini bilerek müteammiden öldürürse onun cezası cehennemdir. وَغَدِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ Allah ona gadab eder. وَلَعَنَهُ Ve Allah ona lanet eder. Dolayısıyla gadab sadece Yahudilerle sınırlı bir durum değil. Onlardan da Allah'ın gadabına maruz kalan var. Ama bunun dışında Kur'an-ı Kerim'de okuduğumuz Ad kavmi, Semud kavmi, Lut kavmi bu gibi kavimler Allah'ın gadabına maruz kalmış ve helak edilmişler. Günümüzde de Allah'ın gadabı değişik milletlerde, değişik insanlarda yine kendini gösterir. Hani şöyle bir ifade var. Kulağa bela gelmez hak yazmayınca, Allah bela yazmaz kul azmayınca. Yani durup dururken kimseye bir bela gelmez ama kişi haddini aşarsa taraf ilahiden buna bir ceza da verilmektedir. Kaldı ki bu dünya bütün cezayı da karşılamıyor. Diğer alemde hesap bir bütün olarak diğer alemde görülecek. İkinci olarak da yoldan sapanların gittiği yola değil, Peygamber Efendimiz Hristiyanlar örneğini veriyor. Hristiyanlar aslında hak bir dinin mensubuydu. Hazreti İsa büyük bir peygamber. Ama zamanla değişmeler oldu. Ve Hristiyanlık mecrasından kısmen çıkmış oldu. Tevhidden teslise düştüler. Baba, oğul, ruhul kudüs bunları kutsal olarak ifade ettiler. Böylece hak bir yoldayken işte bu yoldan sapmak deniyor buna. Yoldan bu şekilde sapmış oldular. Veya daha bazı noktalarda diyelim papazlara günahları affetme yetkisinin verilmesi gibi bu gibi noktalarda yoldan sapmış oldular. Ancak yoldan sapmayı sadece Hristiyanlara ait bir mefhum gibi görmek ayeti yanlış anlamak olur. Evet onlar yoldan sapmıştır ama yoldan sapan sadece onlar değildir. 73 fırka diye meşhur bir hadis var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Yahudiler 71 fırkaya bölündü. Hristiyanlar 72 fırkaya. Benim ümmetim 73 fırkaya bölünecek. Yani Müslümanlarda da çok fırkalar çıkacak. Çıkmış mıdır? Evet çıkmıştır. Bunlara fırak-ı dalle deniyor. Dalalet fırkaları. Demek ki Müslümanlar içinde de yoldan sapanlar hayli var. Ve günümüz itibariyle mesela medyada İslam'la alakalı konular konuşulduğunda bir kısım insanlar evet din adına konuşuyor ama mesele onun anlattığı gibi değil. Saptırarak, kendisi sapmış başkalarını da saptıracak şekilde ifadelerle anlatıyor. Ayetleri, hadisleri tahrif ederek anlatıyor. Bu türden günümüzde de epey durumlar var. Dolayısıyla Allah'ın bizi gadab edilenlerden eyleme, yoldan sapanlardan da eyleme dediğimizde hem bunun Yahudilere, Hristiyanlara bakan durumu var, onlar gibi olmayalım. Hem de bu arada Müslümanların kendilerine bakan durumları var. Çünkü Müslümanlardan da Allah'ın gadabına maruz kalanlar elbette var, yoldan sapanlar elbette var. Onlardan olmamayı Allah'tan istemiş oluyoruz.
Ve Fatiha'yı bitirdiğimizde amin deriz. Veladdallinden sonra amin deriz. Amin, Allah'ım kabul et demektir. Ve doğrudan bu ayete dahil değildir. Peygamberimiz Fatiha'nın son kısmı, bugün anlattığımız kısım bir dua olması cihetiyle amin diye bunu bitirmiştir. Biz de ona ittibaen amin diyoruz. Şu da güzel bir bilgi olarak paylaşılabilir. Fatiha gerçekten çok cami bir duadır aynı zamanda. Bundan dolayı her namazda okuduğumuz bir dua suresidir. Hatta 1980'li yıllarda kilise bunu dua listesine dahil etti. Kilisede okunan dualardan birisi de Fatiha suresidir. Cenab-ı Hak hepimizi Kur'an'ın nurlarına, sırlarına mazhar eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak üzere hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.